Yukarıdaki özdeş kaplarda eşit miktarda asit, baz, tuz olduğu bilinen XYZ ve T çözeltileri bulunmaktadır. Bu çözeltilere kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında turnusol kağıtlarının renk değişimi tablodaki gibi olmaktadır. XYZ T çözeltileri ile aşağıdaki işlemler gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemler ve elde edilen sonuçlara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X kırmızı renge çevirdiğine göre asit, Y ve Z baz, T ise kırmızı olduğu için yine asittir diyoruz. Birinci kapta X ve Z sıvılarının yarısı birinci kaba dökülüyor. İkinci kap T ve Y sıvılarının tamamı ikinci kaba dökülüyor. Üçüncü kapta ise birinci kapta oluşan çözelti ve Z sıvısının kalan yarısı üçüncü kaba dökülüyor. Şıklara baktığımızda X, Y, Z, T çözeltilerinin yarısı asidik, yarısı bazik özellik gösterir. Hayır, yanlıştır. Nötralleşme tepkimeleri asit ve bazlar bir araya gelerek tuzları oluşturur. Bu yüzden tuz oluşturulan kapta vardır. Birinci kapta oluşan çözelti ele kayganlık hissi verebilir. Baktığımızda birinci kapta X ve Z sıvılarının yarısı birinci kaba dökülüyor demişti. X asit, Z ise bazdı. Eğer baz oranı fazlaysa kaptaki sıvı baz olur ve bazların özelliklerinden bir tanesi ele kayganlık hissi vermesidir ve bu yüzden doğru cevap BC olacaktır. Yukarıdaki görsellerde çiftler halinde bulunan ve birinin asit diğerinin baz olduğu bilinen sıvılar ile bu sıvılara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre sıvıların türlerinin belirlenmesi için gerçekleştirecek uygulamalardan hangileri doğru ifade edilmiştir? KBL sıvılarının tadına bakılıp tadı ekşi olan asit, tadı acı olan baz olarak belirlenebilir. Evet, asitler ve bazların birer özelliğidir. Asitlerin tatları ekşi, bazların tatları acıdır. A ve B sıvılarına fenolftalein damlatılıp pembe renk olan sıvı asit, renk değiştirmeyen sıvı baz olarak belirlenebilir. Hayır, yanlıştır. X ve Y sıvıları ele sürüp kayganlık hissi veren baz, diğeri asit olarak belirlenebilir. Bu da doğru olduğu için cevap 1 ve 3 B şıkkıdır. Yukarıda asit, baz ve nötr madde olduğu bilinen KLM kaplarındaki sıvıların sulu çözeltileri OH ve hidrojen iyonları sayısı şemalaştırılmıştır. Buna göre sıvıların eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? K'da sadece OH iyonları var, yani baz özelliktedir. L'de OH iyonları ve hidrojen iyonları sayısı eşittir, o zaman nötrdür. M'de sadece hidrojen iyonları var, o zaman asittir. Asit olan M olacaktır. Baz olan K olacaktır. Nötr olan L. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Ersin öğretmen türleri hakkında bilgi vermediği sirke, amonyak, tuz ruhu ve saf su kullanarak sınıfta oluşturduğu iki grubun aşağıdaki etkinlikleri yapmasını sağlıyor. Buna göre grupların etkinlikleri tahminleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci grup kaplara fenolftaleini damlatıyor. K sıvısı renk değiştirmezken L pembe renk oluyor. K sıvısı sirke ama sirke asit olduğu için renk değiştirmesi kırmızıya dönmesi gerekirdi. Birinci grubun tahmini yanlıştır. İkinci grup kaplara metal parçaları atılıp bekleniyor. N kabına atılan metallerin aşındığı M kabına atılan metallerde bir değişiklik olmadığı görülüyor. M kabı aşınıyorsa demek ki asittir. Çünkü metaller asitlerle birleştiğinde tepkime gerçekleşir. Ve baktığımızda amonyak ya da saf su metal olmadığı için herhangi bir aşınma olmaz. Zaten etkinlikte de değişiklik olmadığını söylemişti. Doğru. Nar sıvısı ise sirke ya da tuz ruhu olabilir. Evet, sirke ya da tuz ruhu asittir. Asitler metallerle tepkimeye girer. N de doğru olduğu için birinci grup yanlış, ikinci grup doğru tahmin yapmıştır.